Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni tarlamıza geldik. Daha bu sene alındı. Dün şu aşağıdaki kırmızı tarlada sürmüştük. Yani videoyu orada çekmiştik. Burayı yeni aldık işte 2-3 ay önce. Bu tarla elendi. Yani burada bizim kendi köyümüzün içinde ama fabrika var, taş fabrikası. Mikroman. Orada işte molas, kuvars dediğimiz şu beyaz taşları eliyorlar. Bunun altına 5 metre falan inerek bu tarlayı elediler. Yani bu tepeyi böyle. Bizim o tarla elenmemişti. İşte bu tarla elendi. Büyük makineler gezdiği için toprak bayağı sıkışmış. Bizden önce adam bir sene sürdü. Yani bir sene sürme zamanı oldu işte. Onunla 63'lik vardı. Tam derin sürememiş. Normalde seri 1 ile şu tekeri 2 diş daha aşağıda yapardım. Bunu kaldırdım 2 diş daha yukarı. Fidesi de ikisini aldım. Derin sürme yapacağız bugün. Traktörü bayağı zorluyor ama bir kere olur bu. Ben olduğu kadar indiriyorum aşağı. Taş yok arkadaşlar. Yani taş tarlada, burası 10 dönüm. 10 dönümde 10 tane taş vardır yani. O da gözden kaçanlar. O da atılır gider. Dünkü tarlayı toprağıyla bu tarlanın toprağı aynıydı. Eskiden orası da böyleydi. Ama burası da öyleydi. Burası elendiği için taş yok arkadaşlar. Sonuna kadar indirdim yan kolları. Kabuk gibi çıkan şeyler daha önce daha yüzüne çıkmamış. Bunun altından gelen şeyler. Buralara bakmıyor mesela. Mesela mordoklu. Ortopolu. Bu taraf bakıyor, bu taraf bakmıyor. Arka taraf bakmaya başladığında biraz daha yumuşak. Derin sürüm yapıyoruz arkadaşlar. Ben burayı bir kere böyle yaparım. Bir daha yapmam zaten. Patlatmayla iki defa sürerim bu tarlayı. Ne kadar bu faydası olur. Az kaldıralım mı? Orta kolu arkamıza falan. Şu tarla sonradan çıkan şeyler daha önce çıkmamış. Yani daha yeni çıkan. Yani tarlanın tavuğu da güzel. Tavuğu olmasa bunlar çıkmaz da. Nemi güzel. Derin de nemi. Normalde böyle şey yakalamak zor olur.
kaderimizi çağırdıkça. Neredeyse Tirtikareli'ye Çavdar var, oraya kadar 10 dönüm şu arası. Biz bunu 10 dönüm tarlayı 50 bin lira almıştık, 50 bine. O zaman için. 2-3 ay önce. Yani pişman değiliz. Bak var mesela bu taş. Prenser Kildir'e de kalın. Az orta dolu uzatacağım. Burada çekme. Arkadaşlar dünkü tarlada orası işlenmediği için altı full taş zaten. Fulluk taşın üstüne gidiyor, taşın üstüne geliyor. O yüzden seri birle, yani siz de gördünüz, rantide bir gidiyorum bir gitmiyor. Çıkardığım taşı da gördünüz. O gibi böyle 10 tane falan taş bayağı yordu bizi. Bugün sabah işte o kepçeyle o taşları attık. Kepçe zaten bazı kırık yerleri vardı, onu biraz daha yarısını büyüttü. Ne kadar da olsa zorluyor traktörü şu an ama çeker herhalde ya. Arka taraf ne kadar batıyor, ön taraf gözükmüyor bile. Yani bu taraf biraz aşağı indirsem olur ama yapacak bir şey yok. O zaman da hiç bayağı zorlayacak traktörü. Dokanmayacağım bir. Bak bir tane taş var orada. Yani en küçük taş böyle arkadaşlar. Bu tarla elendi. Taş yok. En küçük taş böyle. Allah. Aha çek. Aha yürü lan yürü. Çekmedi lan. Vallahi kaldı. Vallahi kaldı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu kolu biraz kaldırsam çeker de. Tamam. Şu benden tarafta kol herhalde traktörün gücüne göre ne diyorlar? Hani değişik ismi var onun. Yani traktörün gücüne göre indirip kaldırıyor gibi bir hal var. Bir şeyler yapıyor da. Tam böyle bir şey. Orta kolu biraz uzatsak ne olur? Olmaz. Hadi hadi. Hadi. Hadi.
burada kırmızı toprak var arkadaşlar. Her taraf kırmızı da. Buraya ters çekeceğiz. Yani inek gübresi. Arkadaşlar inek gübresinin çok faydası var. Mesela bizim geçen sene derede dümdüz tarlada 10 kasa olmuştu. Arpa silajı. Aynı arpa. 2 sıra ekiyorduk oraya hep. 11 kasa olmuştu. Kaldırdıktan sonra şey ektik. İnek gübresi çektik. Ters çektik. Kaç kasa çektik. Bayağı vardı ama tarlayı doldurduk ya. Doldurduk. Bu sene 22 kasa malzeme aldık arkadaşlar. Tam 2 katı. Gübre zaten almış başarı etmiş. 240 lira olmuş arkadaşlar. Yine alacağız onu para. Yine alacağız o gübreyi ama. İnek gübresinin çok 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 faydası var. Yani satan olsa ben inek gübresi alırım şahsen. Çünkü arkadaşlar inek gübresi gider 5 sene, 6-7 sene. Çuval gidiyor 3 ay, 4 ay, 5 ay. Yani iş değil ya. İş değil ya. Hem de yaz döneminde tarlaya 90 günlük mısır ekiyoruz. Yani ona rağmen bakalım bu sene mısırdan sonuna çektik gübreyi ama bakalım mısır ne kadar verir, ne kadar tonaj verir. Geçen sene 10 dönümden 17 kasa almıştık. 17 çarpı 6 60 100 ton falan arkadaşlar. 100 tonla nereden çarpsan 305 lirayla çarpsak tonu 305 lira. Yani 30 350 lira da kaç para yapıyor? 30 35 ilan mı diyor? 30 ilan mı diyor? Kaç para yapıyor? Hesaplayamam. İkisini yine aynı arkadaşlar. Yani adam bu sene buradan 10 kasa almış. Yani tarlada bomboş. Bakalım biz gübre çekince kaç motor silaj alacağız? Merak ediyor. Daha farklı ya. Bizim normalde gözüküyorum şuradan. Yani şurada 6 çıkışlar arkadaşlar. Bu normalde 4 çıkış. 2012 model bu da. Normalde 4 çıkış bunlar. Sonlardan işte bizim motorun kendi valve'i delindi. Onu değiştirmek zorunda kaldık. Normal 4'lü valve ile 6'lı valve'in arasında 700-800 lira bir fark vardı. Bir de olmuşken 6'lı olsun işe yarıyor. Yani o zaman için 2700 lira falandı valve. Orijinal valve'i. Nerede işe yarıyor? Şimdi iki tane ortak oldu arkadaşlar. Biz kepçeyi de döküyoruz sürekli hayvanlara silaj vermek için. 3 tane donla var, 5 tane. Yani illa şart ya, gerekiyor. Normalde burada şunlar ikisi vardı. Bunlar biri daha taktı oraya, 3 oldu. Arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz. Sorunuz olursa yorum yapın. Cevap veririm. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.